Şey abi ya. Nasıl? Şu ufakların şey. Bunun çalışması da kolay olur. Mal da güzel çıkar var yani. Var şeyleri var onların ya. Yani ufaklı, büyüklü kendisine göre kalıpları yapılacak. Ondan sonra bu preste İskenderun'da 2018 yılında bir tane çocuğun parmağı kopmuştu. Onun üzerine haber çok dikkatimi çekmişti ve birkaç farklı şekilde haber karşıma çıkmıştı. Yerelde, ulusalda, işte internet haberlerde. Ya ondan etkilendik. Oradan başlayarak devam ettik. İlk etapta 3 yıl önce Bayama Projesi ile birlikte başladık. Bayama Projesi balon balığı ve aslan balıkları enstitünün yapmış olduğu bir projeydi. Buna dahil olarak balon balıklarının derisini istedik. İstediğimiz balon balıklarının derisini bize temin ettikten sonra biz bunu farklı yöntemlerle tabaklama yoluna gittik ve bunda başarılı olduk. Bunun Ar-Ge'sini yaparak Ar-Ge sonucunda derinin kaliteli bir ürün olduğunu ve tekstilde kullanılabileceğini gördük. Ve bununla birlikte yaptığımız örneklerden ürünler oluşturduk. Bunlardan ayakkabı, çanta, cüzdan, anahtarlık, bazıları tabii üzerine çalıştıklarımız. Bu işte başarılı olunca bunun aynı zamanda patentine başvurduk. Patentiyle birlikte şimdi bir tekstil ürün olarak kullanılmasını sağlayacağız. Balon balığının en büyük farkı ve özelliği, balon balığı denizde herhangi bir tehlike gördüğünde şişiyor. Şiştiği zaman da derisi esnek. Dolayısıyla her ne kadar şey olsa bile diğer balıklara göre derisi çok sağlam bir deri ve esnek bir deri. Zaten tekstilde de kullanılan deriler hem esnek hem de sağlamlık yönünden kullanılabilir olduğu için biz de bunun tekstilde kullanılabileceğini öngörerek çalışmamıza devam ettik. Bakanlıkla zaten ortak hareket ediyoruz. Aynı zamanda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ile projeye dahil olmuştuk. Onlarla beraber yaptık. Yani Türkiye'deki Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi birçok üniversiteyle işbirliğimiz oldu. Baktığınız zaman bütün balon balıklarının desenleri farklı. Ve bunlar tabaklama yöntemiyle alakalı olmak üzere de hepsi egzotik deri dediğimiz desenler olduğu için, yani aynı üründen yapsanız bile iki üründe farklı ürünler oluşturuyor desenlerinden dolayı. Yaban hayvanlarının avlanmasının önüne geçilmesi için denizde çok fazla olduğu için bu balığın da popülasyonun dengelenmesi adına hem av hayvanlarının, yasak olan av hayvanlarının avlanmasının önüne geçilmesi hem de balon balıklarının denizlerimizdeki popülasyonunu biraz daha dengeye getirmek adına gerçekten çok önemli bir adım. İşlenmesi diğer derilere göre biraz daha zor. Sebebi birincisi zaten balık suyun içinde olduğu için, hani sürekli ıslak ortamda olduğundan dolayı kuruma olayı var. Dolayısıyla özel yöntemlerle işlenip, yani özel bu işin gerçekten ustası olan kişilerin yapması lazım ki biz zaten çantayı, işte ayakkabıyı ve cüzdanı hep böyle kişilerle yapmaya çalıştık. Yani alanında uzman olan kişilerle yaptık. Büyük deri olduğu için bu çapsız ufak deri tabii ki uğraşı daha fazla olacak büyük deriden dolayı. Ufak deri olduğu için işlemesi daha zor olacak. Normal deri durdukça bir şey olmaz. Bir sene, iki sene durursa bir şey olmaz. Ama balon balığı gördüğüm kadarıyla bir sene durduğu zaman sertleşiyor. Biz bunu işledikten sonra sertleşse daha iyi. Daha önceden yumuşak olması bizim için daha rahat. Bu diken. Kalıbı atarken rahat atarız yani. Atıyorum bu bir tane kalıp da şu cüzdanda mesela 1, 2, 3 neresini nereye veriyorsa oralara kullanırız yani. Artı aynen. Mesela çantada yapmışlar. Şu delikleri alt taraftan yapıştırmışlar. Doğru. Evet. Hakikaten güzel yani. O da güzel bir ustaydı. İşte, evet. Yok belli bir ustaydı. Zaten terzilikte olacak bir şey değil bu. Terzi yapamaz. Aynen.
herkes kendi işini yapsın derler ya. Evet. Çantamız tamamen balon balığı derisinden yapılmış. 7 adet deriden oluşmakta. Bu tamamen hani ürünü ortaya koymak adına yapılmış. Gerçekten alanında uzman bir usta tarafından yapılmıştır. Metal aksesuarı dışındaki bütün her şey fermuarın tutacak yerine kadar hepsi balon balığının parçalarının tamamı değerlendirilerek yapılmış. Hiçbir parçası da atılmamıştır. Tamamen deriden ama balon balığı derisinden oluşmuş. Gerçekten şık ve güzel bir çanta. Telefon kılıfı ve tablet kılıfı üzerine de çalışıyoruz. Telefon kılıfı ve tablet kılıfı üzerine şu şekilde manyetik, telefondaki manyetik alanı tutma özelliğini test için gönderdik. Eğer oradan gerçekten iyi bir sonuç geçerse hem sağlıklı yani hem de radyoaktif maddeleri emen bir özelliği tespit edersek onun üzerinden telefonlarda, tabletlerde kullanmayı düşünüyoruz. Test sonuçları geldiği zaman eğer gerçekten elektromanyetik dalgaları, kendim de elektrik elektronik mühendisi olduğum için bunun üzerinde de çalışma yapıyoruz. Telefon kılıf olarak yaptığımızda radyoaktif maddeleri emerse, yani emliğini tespit edebilirsek ya da o özelliğini ortaya koyabilirsek hem görüntü olarak güzel bir görüntü ortaya çıkacak hem de faydalı bir ürün, sağlıklı bir ürün olacak. Doğru mu şimdi daha? Tamam, yani deri montları tamamında olmasa bile bazı mesela şu dirsek, deri montu karıştırdığın zaman şu... Araştırmalar gösteriyor ki aslan balığı da bunu yiyor. Yani evet, balon balığının düşmanı aslan kesinlikle. Bunu yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi o. Ödeme içiyor. Aslan balığı. Aslan balığı. Aynı aslan balığı görüyor musun? Aynı. İnşallah hepsini yiyordur.